9. sınıf 2. dönem 1. fizik yazısına hazır mısın Tonguç? Hayır değilim hocam. O yüzden beraber hazırlanalım ve mükemmel bir şekilde sınav provasını yapıp çok iyi bir not alalım diyoruz. Artık şimdi, fiziğe çok önem veriyorum. Evlen ne alakası var? O espri geçti çoktan, merak etme. Şimdi Tonguç bak, 2. dönem 1. yazılı konularımızda sınavda çıkacak hareket ve kuvvet ünitesi ve enerji ünitemiz var. Bundan sonra da hemen seninle gerçekten sınavda çıkabilecek tarzda birazcık daha yazılı formatında çok güzel sorular çözeceğiz. Hatta içinde AL ve FL kısımları olacak. Hani belki öğretmeniniz zor soruyorsa birazcık da FL sorularına da bakabilirsin. Aynı zamanda AL'ysen. Zaten FL'ysen bütün bu sorular senin için uygundur diyebiliriz. Şimdi Tonguç'um bir kere bilmemiz gerekenler var. Nedir bunlar? Bir kere hareketin sınıflandırılmasında işte öteleme, dönme, titreşim vardı. Bak sana şimdi ufak bir özet geçeceğim. Bu ufak özetin sonunda yani gerçekten sınavda bilmemiz gerekenlerle alakalı ufak özet geçeceğim. Sonrasında sınav provasına başlayacağız seninle. Ama bu özetin de açıklamada PDF'i var. Onu da indirip benle beraber takip edip veya sınavdan önce çalışmalarını buradan yapabilirsin diyoruz. Şimdi hareketin sınıflandırmasında hareket çeşitleri, öteleme, dönme ve titreşim hareketleri var. Bunların çeşitleri mesela işte tekerlek dönme hareketi yapar, işte tanecikler titreşim hareketi yapar falan filan. Bunlardan ziyade esas bizim şu kısma birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Kuvvet kısmı sınavda gerçekten karşımıza çok gelecek bir kısımdır diyebiliriz. Hareketin temel kavramlarında konum vardı, alınan yol vardı, yer değiştirme vardı. Alınan yol ve yer değiştirme farklıydı Tonguç'um. Yer değiştirme vektöreldi, alınan yolsa skalerdi. Dolayısıyla Tonguç'um burada hani yön önemliyken burada yön önemli olmuyor. Sürat ve hızda da aynı mantık önemli. Hız vektöreldi, sürat vektörel değildi. Yani skalerdi. Burada şunu bilelim. Yer değiştirmeyi zamana bölünce hızı, alınan yolu zamana bölünce süreti buluyoruz. Bu da çok önemli bir gerçek. Konum da vektörel bir faktördür. Onu da unutmayalım. Konum zaman grafiğinden hız zaman grafiği elde ederken şunu bilmemiz gerekiyor. Eğimini bulursak konum zaman grafiğinin hız zaman grafiği elde ederiz. Hız zaman grafiğinin altındaki alanı hesaplarsak da konum zaman grafiğini elde ederiz. Bu da birazdan zaten sorumuzun içine çözeceğiz ve seninle sorular pratiğini yapacağız. Sorular kazık mı hocam? Hayır evladım, sorular gerçekten tam sınavda çıkabilecek kalibrede hazırlanmış tam güzel fizik soruları, fizik yazılı soruları diyebiliriz. Ortalama hız mesela. Ortalama hız dediğim şey toplam yer değiştirme bölü toplam zamanla bulunuyor. Aynı zamanda ivme kavramı vardı. İvme kavramı da aslında birim zamandaki hız değişimi demek. İvme dediğimiz şey pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Eğer pozitif olursa ivme pozitif olursa hızlanma oluyor. İvme negatif olursa da yavaşlama oluyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. İvme aslında hızın değişimi. Yavaşlayabilir, hızlanabilir. Bunu da bileceğiz. İvmenin formülü de delta V bölü delta T. Yani hatta şöyle yazalım. V son eksi V ilk bölü delta T şeklinde yazabilir ivmenin formülü diyoruz. Tabii birazcık daha biz ivmenin ne demek olduğunu çok iyi anlamaya kendimizi verelim. Geldik kuvvet kavramına. Kuvvet kavramında temel kuvvetler var, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler var. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Doğadaki temel kuvvetler var. Tamam eyvallah. Bir de Tonguç'um, kuvvetler ikisi birbirini götürüyorsa eğer, bütün kuvvetler birbirini götürüp net kuvvet sıfırsa, yani toplam kuvvet sıfırsa, bu dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Dengelenmemiş kuvvetin etkisinde olan bir cisim ne yapar Tonguç'um? Mahvolur. Hayır, hareket eder, yani ivmelenir. İşte bu net kuvvet hesabını bildikten sonra da Newton'un hareket yasasına gelelim. Newton demiş ki, Newton bir cismin hareket kanunlarını belirtmiş. Bunlar nedir biliyor musun? Eylemsizlik yasası bir, ikincisi temel yasa, Newton'un temel yasası, üçüncüsü de etki tepki yasası. Şimdi üç tane yasası var Newton'un. Bu üç tane yasasının temel özelliği şu. Eylemsizlik yasası bir kere cisimler durumlarını korumak ister. Duruyorsa durmak, gidiyorsa gitmek ister. Temel yasa ise F eşittir MA sınavda en çok çıkacak şeylerden bir tanesi. F eşittir MA zaten fiziği tamamen tarih olarak değiştirmiş mükemmel bir formül. Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme ile hesaplanıyor diyoruz. Kuvvetin nasıl hesaplandığını buradan söyleyebiliriz. Etki tepki yasasına baktığımız zaman Tonguç çevirelim. Etki tepki de şu. Ben mesela buraya vurduğum zaman o da bana vuruyor aslında. Ben buraya ittiğim zaman o da beni itiyor aslında. Dolayısıyla etki tepki dediğimiz yasa da budur aslında diyoruz. Veya bunu hani cisimlerin genellikle yerde koyulduklarında durumundan. Mesela bunlarla G ise yukarı doğru da N tepkisi oluyor. Bunlar birbirine eşittir mantığıyla kullanıyoruz Tonguç'um. Sürtünme kuvvet dediğimiz şey ise birçok yerde karşımıza çıkabiliyor ama sürtünmeli yüzeylerde cisim ne yapar Tonguç'um? Hızlanmasını keser, yani yavaşlayabilir, hızını azaltabilir. Sürtünme çünkü cismin enerjisini ısı enerjisine dönüştürür. Ve sürtünme kuvvetinin hesaplanması nasıl Tonguç Evren Bey? Fs eşittir, sürtünme kuvveti eşittir. K, yani sürtünme katsayısı çarpı
Ne yani yerin tepkisi formülüyle hesaplanıyor diyoruz ve tabii sürtünme kuvveti çok önemli. Neden diyeceksin? Burada çok soru geldi sürtünme kuvvetiyle alakalı. Ben de sınavda birazcık daha sürtünme kuvveti sorularını arttırmaya çalıştım. Ve aynı zamanda enerji işte enerjiden çok enerji, fazla soru. Enerji, aynen. Biraz ne, da sinerji. Ne diyorsun evladım, ne kadar dejenere bir adamsın. Şimdi enerjide bilmemiz gereken şey ilk başta iş kavramı. İş dediğimiz şey work'ten aklımıza gelecek. Work. Aynen. Kuvvet çarpı yer değiştirmeyle bulunuyor. Yani W eşittir F çarpı delta X dediğimiz şey bu yer değiştirme, bu da kuvvet. Yer değiştirme kuvveti çarptığımız zaman yapılan işi bulmuş oluyoruz. Aynı zamanda Tonguç'um güç dediğimiz kavrama geçeceğiz. Güç dediğimiz kavramsa yapılan iş bölü zamanla bulunuyor. Gücün hatta işin birimi nedir? Joule'dür. Joule'le hesaplanıyor. Mesela işte kaç yüz joule'lük iş yaptın? 500 joule'lük iş yaptım. Peki gücün ne kadardır? Gücü de watt birimiyle hemen bulabiliriz diyoruz. Güç nasıl hesaplanıyordu? Güç eşittir power eşittir work yani iş bölü zamanla bulunabiliyor diyoruz. Şimdi Tonguç'um bir kere enerji dediğimiz şeyin biz hangi kısmına geleceğiz? Mekanik enerji kısmıyla geleceğiz. Bir sürü enerji var işte güneş enerjisi var, nükleer enerji var, işte onunsa, kimyasal enerji var, ısı enerjisi ama biz neyle uğraşacağız? Mekanik enerjiyle uğraşacağız. Hatta enerji diye şarkımız da var, onu da izlemeyi unutma. Mekanik enerji dediğimiz şey kinetik ve potansiyelden oluşuyor. Tonguç'u unutma. Kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 çarpı kütle çarpı hızın karesi yani 1 bölü 2 mv kare. Potansiyel enerjiye baktığımızda iki türlü potansiyel enerji var. Yer çekimi potansiyel enerjisi bir de esneklik potansiyel enerjisi. Yer çekimi potansiyel enerjisi Müge Han'la hesaplanıyor. MGH yani kütle çarpı yer çekimi ivmesi çarpı yükseklik. Cismin yüksekliğinden kaynaklanan bir enerji çeşidi diyoruz. Bu cismin hızından kaynaklanıyor Tonguç evladım benim. Bu cismin yerden yüksekliğinden kaynaklanıyor Tonguç'um. Esneklik potansiyel enerjisi de sadece ve sadece yaylar ve esnek cisimler için geçerli. Ve 1 bölü 2 çarpı K yay sabiti çarpı X'in karesi yani uzama miktarının karesiyle hesaplanıyor diyoruz. Geldik enerji konumuna. Tonguç'um enerji kaybolabilir mi? Kaybolamaz. Hayır asla enerji kaybolamaz. Enerji sadece bir yerden dönüşür. Bir yerden bir yere dönüşür. Potansiyel enerji kinetik enerji dönüşür. Kinetik enerji potansiyel enerji dönüşür. Aynı şunun gibi mesela şuradan bir cisim düştü. Potansiyel enerjisi kinetik enerji hızlı bir şekilde gitmeye başlayınca dönüşmüş oldu. Çünkü kinetik enerji hız enerjisi demektir. Enerji dönüşümleri işte bunu kastediyoruz. Enerji korunumunu eğer sürtünme yoksa enerji korunur ilkesinden söyleyeceğiz unutmayalım. Yani ilk enerjisi bir cismin eşittir son enerjisidir diyebiliriz. Ama eğer bir cisim üzerinde iş yapıldıysa ana bir formülümüz var. Work yani iş eşittir delta E yani enerji değişimiyle hesaplanabilir. Yani ne kadar iş yaptıysan o kadar enerjisi değişir diyebiliriz. Enerji dönüşümlerine baktığımız zaman potansiyel kinetiğe dönüşebilir, kinetik potansiyele dönüşebilir falan filan. Verime baktığımız zaman Tonguç'um verim dediğimiz şey ise elde edilen miktarda enerji bölü harcanan enerji. Aslında kazanılan bölü harcanan denilen bir hesabı vardı. Çarpı yüzde yaparız. Yüzde verimi hesaplayabiliriz diyebiliriz. Enerji kaynaklarına baktığımız zaman yenilenebilir, yenilenemez. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş, rüzgar, dalga, jeotermal. Yenilenemez enerji kaynakları da fosil yakıtlar yani kömür, petrol, doğalgaz ve nükleer enerji diyoruz. Ve artık sınavımıza başlıyoruz. Oh be! Sınavımızda hareket ve kuvvetten sorularımız var. Ardından Tonguç'um enerjiden sorularımız var. Ardından Tonguç'um işte güçten ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sorularımız var diyoruz. Hareketlinin hız zaman grafiğini çiziniz demiş. Şimdi hareketlinin hız zaman grafiğini çiz derse ne yapacağız Tonguç'um? Hemen sana göstereyim. Burada adam bize konum zaman grafiği vermiş. XT grafiği konum zaman grafiği demektir. Konum zaman grafiğini ben eğer hız zamana çevireceksem ne yapıyorduk? XT grafiğini hız zamana yani VT'ye çevireceksem eğim bulmam gerekiyordu. Eğim dediğimiz şey aslında çok daha farklı bir şekilde bulunabilir. Bu adam ne kadar yer değiştirmiş Allah aşkına? 5'ten 10'a gitmiş. Tamam eyvallah. Bak şunun eğimini bulmak için ne yapayım? Şöyle bir dik üçgen yaparım. Hop bunun yüksekliği ne kadar? 5 değil mi? Bunun genişliği ne kadar? 1. 0'dan 1'e gitmiş. O zaman 5 bölü 1 eğimdir. O zaman bunun hızı aslında 5'tir diyorum ve 0 ile 1 arasında hızı düzgün bir şekilde çizdim. Peki sonrasında Tonguç'um buradaki eğim nedir? Düz bir yolun eğimi var mıdır Tonguç'um? Vardır. Yoktur. Dangozlaşma niye olsun?
Evet, bunun eğimi yoktur, sıfırdır. Dolayısıyla burada cisim durmuş. Cisim durmuşken hız nedir? 1 ile 2 arasında sıfırdır diyebiliriz. Ardından tonguçum aşağı doğru gitmiş. Bunun eğimini bulabilmek için ise şöyle bir şey yapıyorum. Şöyle bir üçgen çiziyorum. Bak şuradaki üçgeni görebiliyor musun evladım? Evet hocam. Şuradaki mesafe 10 ile eksi 10 arasında, yani 20 birim. Şuradaki mesafe ise 2 ile 4 arasında, yani 2 birim. Şimdi sen 20'yi 2'ye böldüğün zaman 10 çıkar. Ama dikkat et, bu sol yukarı, yani daha aşağı doğru gidiyor. Demek ki geriye doğru gitmeye başlamış. X ne olmuş? 10'dan eksi 10'a doğru gidiyor. O zaman negatif bir eğim var burada. O zaman 20 bölü 2 normalde 10'dur. Ama negatif bir eğim olduğu için eksi 10 hızında olmak zorundadır diyoruz Tunguç'cum. Ve burası aslında hız zaman grafiğinin çizilmiş halidir diyebiliriz. Şimdi geldik, bu sefer tam tersine hız zamanı vermiş ve XT'yi soruyor. Burada da alan hesabı yapmamız gerekiyor. Nasıl alan hesabı yapacağız? Bunun altında kalanını hesaplamamız gerekiyor. Şuradaki alanı hesaplarsam 1 saniyede aldığı yer değiştirmeyi bulabilirim. Tabii burada şunu dememiz gerekiyor, onu da söyleyeyim. İlk baştaki konumu X0, 0 diye kabul edelim. Bu bir kabul veya verilecek bize, biliyoruz. Şimdi buradaki aldığı mesafe şu 1, şurası da 10 olduğu için 1 kere 10 kaçtır? 10'dur değil mi? Bunun alanı 10'dur. O zaman adam 10 metre yol gitmiş. O zaman şöyle çiziyorum Tunguç'um. Adam hop 1 saniyeye kadar 10 metre yol gitmiş. Sonrasında Tunguç, bak artık bunu da gösteriyorum. Şurayı almış. 1, burası da 5. 1 kere 5, 5'tir değil mi? İşte adam 5 metre daha yol gitmiş. 5 metre daha yol gittiyse artık ne olacak? 15'e gelmesi gerekiyor. İkinci saniyeye kadar 15'e gelecek. Hop şöyle bir artış var o zaman burada da. Sonrası Tonguç'um, adam yol gitmiş mi? Hayır, gitmemiş. Hayır. Hızı sıfır. Hızı sıfırsa niye bir yere gitsin ki? O zaman şu mesafeyi siyahla gösterirsem o zaman bu adamın 2 ile 3 arasında aynı yerde durduğunu söyleyebilirim. Sonrasında Tonguç'um eksi bir mesafe gitmiş. Şurası 1, şurası 5 olduğu için şurası da 5'tir. 1 kere 5, 5'tir. Bunun alanında aşağıda olduğu için de dolayı eksi 5 gidecek. O zaman bu adam tekrar ve tekrar aslında 15'teydi. 15'ten hop 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 10'a gelmiş olacak diyoruz. İşte bu şekilde bir konum zaman grafiği çizebiliriz diyoruz. Ve artık bir tane daha sorumuz. Farklı bir konum zaman konum sorusu bu da. Bu neyin Pac-Man sorusu? Hareket sorusu. Dangozlaşma evladım. Buradan bir cisim harekete başlıyor. Sonrasında yolu izleyerek 5 saniye sonra L noktasına vuruyor demiş. Tamam, alınan yol demiş. Alınan yol. Burada 10. 10 artı. Burada 5. 5 artı. Burada 10. 10 artı. Şimdi burada bir yarım daire çizmiş. Dairenin çevresi neydi? 2 çarpı pi çarpı r'ydi. 2 çarpı pi işte 3 diyelim mesela. Pi'yi 3 alalım. Onu da yazalım buraya. Pi eşittir 3 alalım. Pi 3 çarpı. R kaçtı burada? Bak Tonguç'un 5 metreymiş. O zaman 5. Bu 6 kere 5 30. Ama dikkat et, yarım daire aldığı için 30 bölü 2'den 15 metre de buradan geldi. Sonra bir 10 metre daha buradan gitti. Sonra bir de 35 metre gitti. O zaman toplayalım teker teker. 20, 30, 40, 50, 85 metre yol gitti diyebiliriz. Ama yer değiştirmeye baktığımız zaman patlarız Tonguç. Neden biliyor musun? Adamın yer değiştirmesi buradan başlıyor, şuraya gidiyor Tonguç'cum. O zaman bak, benim şöyle düşünmem gerekiyor. Ya ben başa ve sona bakarım. Umurumda değil arada yaptığı şeyler. O zaman diyorum ki ya kardeşim şöyle bir şey olsa, dik üçgen olsa. Neden dik üçgen? Şuradan şöyle git. Şöyle ki mesafe ne kadardır? Hemen hesaplayalım. Bir kere burası 10. Burası da 10. Burası da 5 olduğu için 5, 5, 10'dur. Yani bak şurası 10. Şurası 10. Şurası da 10 olmak zorunda. Şurası da 10. O zaman toplamda şu üçgenin şurası 40 metre mesafesine diyoruz. Ama Tonguç'um şuraya bakalım bir de. Şu mesafeye, yeşil mesafeye bakalım. Bir kere Tonguç'um aşağı doğru 5 metre gidiyor. Sonrasında yukarı doğru 35 metre gidiyor. O zaman burası da 5 metredir. Geriye kaç kalır 35 metre hepsi olduğu için? 30 metre kalır. O zaman burası da 30 metre. O zaman şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. Dik üçgenin şu kenarı 40, şu kenarı 30. 40, 30 ise diğer kenarını, yani şu mesafeyi bulmak için yapmam gereken şey 30'un karesi artı 40'ın karesi, yani Pisagor teoremi eşittir. Şu mesafeye x dersek x'in karesi çıkar. 900 artı 1600 eşittir x'in karesi. 2500 eşittir x'in karesi. X
eşittir 50 çıkar. 50'nin karesi 2500'ü çünkü. Zaten 3, 4, 5 üçgeninden çıkıyor. O zaman yer değiştirme dediğimiz şey ise 50 metre gitmiştir diyebiliriz. Peki sürat nasıl hesaplanır? Bak sürat dediğimiz şey... Sürat felakettir, hesaplanmaz. Çok basit. Yolla hesaplanır. Yol ne kadardı? 85'ti. Kaç saniyede gitmiş bu adam? 5 saniyede gitmiş. O zaman sürat dediğimiz şey, sürat eşittir yol bölü zamanla hesaplanır. O zaman 85 bölü 5'ten 17 metre bölü saniyedir diyebiliriz. Peki şeye bakalım, hıza bakalım Tonguç'um. Hız dediğimiz şey yer değiştirme bölü zamanla hesaplanır. Yer değiştirme ne kadardı burada? Dikkat edelim. Hesaplamıştık 50. 50 bölü zaman ne kadardı? 5. 50 bölü 5'ten 10 metre bölü saniye diyoruz ve artık bu sorumuzu da bitirmiş oluyoruz. Yeni soru, yeni şans. KDV cisminin ivmeler arasındaki ilişki nedir demiş. Hemen bakalım. İvmeler dediğimiz şey aslında F eşittir MA formülüyle, yani Newton'un genel temel yasasıyla bulunuyor. O zaman ivmeyi bulabilmek için bunun F'i var, bunun M'i var. O zaman ivme dediğimiz şey aslında F'in M'e bölümüdür. Bak F bölü M. Çünkü burada her iki tarafı M'ye böldüğüm zaman bunlar birbirini gösteriyor. F bölü M eşittir A çıkar. Tamam, eyvallah. Burada da F'in 2M'ye bölümüdür. Burada da Tonguç'um 3F'in 3M'ye bölümüdür. Bir kere bu üçler birbirini götürdü. O zaman F bölü M ile aynı zımbırtı. Bak burada F bölü M vardı. Buradaki F bölü M aynıydı. O zaman bunların ivmeleri aynı. Bunun ivmesi bize daha mı büyük daha mı küçük Tonguç abi? Daha büyük. Dangoz musun? Bölü 2 var. Bölü 2 aşağıda olduğu için daha küçük oluyor. O zaman diyorum ki ben K'nın ivmesi AK eşittir AM'dir Tonguç evladım. Ve bu daha büyüktür bundan. AL'den. Çünkü bu ikisi, bak bu ikiye bölündüğü için daha da küçülüyor diyoruz. İvmeler arasındaki ilişkiyi bulmuş olduk. Geldik şimdi bir AL ve FL'nin ikisinin de beraber olduğu bir soruya. Şimdi Tonguç'um sistem sürtünmesizdir diyor. Sistemin ivmesini soruyor. Yani A sistem eşittir'i soruyor. Bir de ip gerilmesi, yani T'yi soruyor bize. Şimdi ben bu tür soruları ne yaparım Tonguç'um sence? Ben genelde boş bırakıyorum hocam. Diğer soruya geçiyorum. Hayır, burada şunu düşünmek lazım. Sistem olarak bakmak lazım. Sistem olarak bakarsak eğer A çıkkının cevabı aslında şu şekilde hesaplanabilir. Ya kardeşim burada net kuvvet nedir? F net. Bak F net dediğimiz şey sağa doğru 20 çekiyor. Sola doğru 5 çekiyor. O zaman bunun F neti sağa doğru 15 Newton'dur. Bitti, bu kadar. F neti bulmuş olduk. F neti bulduktan sonra şimdi neydi ana formülümüz Newton? F net eşittir M çarpı A'ydı. M dediğimiz şey ise bir tane kütle değil, burada iki tane var. Dolayısıyla M sistem diyelim. Biz buna toplam bir sistem olarak bakalım. O zaman hadi bakalım. F net 15 Newton eşittir. M sistem nedir? Bu ikisinin toplamı, yani 5 kilogram çarpı A'dır. O zaman A dediğimiz şey 3 kilogram metre bölü saniye, pardon 3 metre bölü saniye kare çıktı. Şimdi karşımıza ivmeyi bulduk. İvme nedir peki, biliyor musun Tonguç'um? İvme cisim bir kere 5 Newton bu tarafa, 20 Newton ne tarafa doğru gider Tonguç Evren Bey? Sağ tarafa. Süper zekisin. O yüzden ivme dediğimiz şey sistemin ivmesi. A sistem eşittir 3 çıktı. Ama Tonguç şöyle düşün. Bu sistem 3 ile gidiyorsa bu da gidiyordur, bu da gidiyordur. O zaman bunun ivmesi de 3'tür. Bunun ivmesi de 3'tür. 3 metre bölü saniye kare. 3 metre bölü saniye karedir. Bunların ivmelerini teker teker yazmış olduk. Şimdi adam bize, o zaman sistemin ivmesi 3 metre bölü saniye kare bulduk. Şimdi adam bize şunu soruyor. İp gerilmesi nedir diyor. İp gerilmesini bulabilmek için şunu yapmamız gerekiyor. Diyeceğim ki ya kardeşim ben gemileri yakıyorum, burayı kapattım. Burayı kapattığım zaman karşımda şöyle bir çıktı. Buradan 20 Newton çekiyor. Buradan da ip çekiyor. İp nedir aslında? T gerilmesiyle çekiyordur. O zaman şu cisme bakarsam ben. F net eşittir. F net eşittir. M çarpı A formülü kullanacağım. Şimdi F neti bilmiyorum. Şimdi sağ tarafa gideceği belli. O zaman 20 eksi buradaki kuvvet, yani T olmak zorunda. Bilmiyorum T'yi. Ama bu sağa doğru gittiği için 20 eksi T olmak zorunda. Eşittir. Kütlesi kaç kilogram bunun? 3. Çarpı ivmesi kaç kilogram bunun? Demin bulmuştuk. 3. O zaman 20 eksi T eşittir 9 çıkar. T eşittir 11 Newton çıktı. Bravo diyorum sana, gerçekten. Olağanüstü bir beyne sahipsin. Teşekkür ederim hocam. Ve gerçekten soruyu çok iyi çözdün. Geldik. Cisim tabii sürtünme kuvveti birazcık anlaşılmayan bir şey. O yüzden üzerine gidiyoruz. Hemen bir tane daha soru çözerek daha karışık bir soruyla işi bitirelim. K'dan L'ye 2 saniyede ulaşıyor demiş. Bak. Cisim K'dan L'ye 2 saniyede ulaşıyor. Eyvallah. Sürtünme kuvveti kaç Newton'da demiş. Bir kere burada bir
ivmelenme oluyor. Neden biliyor musun? Bak 10 metrebölü saniye iken hızı bir anda 2 metrebölü saniyeye düşüyor. O zaman burada yaşadığı ivmelenmeyi, yani ivme dediğimiz şey nasıldı? V son eksi V ilk, yani ilk son hızı eksi ilk hızı bölü T ile hesaplanırdı. V sonun burada nedir Tonguç Evlenmeyi? 2. 2 son hızı. İlk hızı neydi? 10'du. Bölü geçen süre 2 saniyede demiş. 2 saniyede. Eşittir. Eksi 8 bölü 2'den eksi 4 metre bölü saniye karedir diyebiliriz. Şimdi eksi 4 metre bölü saniye kare dediğimiz şey aslında ivmesidir. İvmesi bunun o zaman bu tarafa doğru bir ivme demek ki. Tamam eyvallah. Şimdi sürtünme kuvveti kaç Newton'un diyorsa hemen Newton'un genel yasası. Yani F net eşittir M çarpı A diyeceğiz. Zaten burada bir tane M var. İvmeyi de bulduk zaten. F net'i hesaplayabiliriz artık. F net nedir Allah'ını seversen? F net dediğimiz şey bu adama 7 Newton buradan itiyor. Bir de burada adama dikkat et olmuş. Bak bir kuvvet itiyor ama hızı azalmış. Neden azalmış sence? Sürtünüyor. Mükemmel zekisin. Nereden sürtünme kuvveti var? Böyle bir sürtünme kuvveti var. Fs kuvveti var. O zaman Fnet dediğimiz şey aslında Fs kuvveti eksi 7 Newton. Çünkü ivme bu tarafa doğru ya. Net kuvvet de bu tarafa doğru olmak üzere zorunda. Eşittir. Neydi kütlemiz? 2 çarpı ivmemiz kaçtı? Hatta şöyle yazalım. Şöyle yazalım. Daha rahat olsun. 7 eksi Fs. Böyle yazalım daha rahat olsun. Kütlesine bunun 2 çarpı ivmesine de eksi 4 diyeyim Tonguç Evlenmeyi. Bunu yazdıktan sonra 7 eksi Fs eşittir. Eksi 8 çıktı Tonguç Evlenmeyi. Bunu bu tarafa da bunu bu tarafa atınca Fs eşittir. Bunu 15 Newton çıktı. Bak Tonguç, sürtünme kuvveti daha fazla olduğu için zaten yavaşlamış adam gittikçe. O zaman sürtünme kuvvetinin 15 Newton olduğunu bulduk. Şimdi sürtünme katsayısını soruyor. Sürtünme katsayısını sorarsa da şunu yapmamız gerekiyor. Fs'in hesaplama formülü neydi? K çarpı neydi? Sürtünme katsayısı çarpı yerin tepkisiydi. Bu cisme yerin tepkisi ne kadardır dersek bu cismin bir kere ağırlığı vardır. 2 kilogramın ağırlığı g eşittir 10 metre bölü saniye kare verilmek zorundaydı. Bunu unutmuşuz. Verildiği için 2 kilogramın ağırlığı 20 Newton'dur. Yerin tepkisi de buna 20 Newton olmak zorunda. Çünkü etki tepki kuralından birbirine eşittir. O zaman ne dediğimiz şey 20 Newton. Sürtünme kuvvetini biliyorduk. 15 Newton eşittir. Bunun katsayısını bulmaya çalışıyorum. Tonguç Evlen benim. O zaman K dediğimiz şey aslında 15 bölü 20 yani 3 bölü 4 yani 0,75'tir diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Şimdi geldik artık. Bir tane daha ALF'de sorusuna. Bir tane daha son sürtünme sorumuz artık. Bundan sonra çok daha güzel sorular geliyor. Daha doğrusu. Evet. Sürtünme anlaşılmayan bir şey olduğu için üzerine üzerine gidiyoruz. KL aracı sürtünmesiz. LM arası 0,25'ti demiş. K dediğimiz şey de sürtünme katsayısı demek aslında. Peki KL arasındaki cismin ivmesi nedir? Cismin ivmesini hesaplayabilmek için ne yapacağız Tonguç Evlenmeyim? İvme dediğimiz şeyin F eşittir M çarpı A formülümüz vardı. F net dediğimiz şey burada geçerli değil. Çünkü zaten tek bir kuvvet var. Sürtünme kuvveti de yok. O zaman 10 eşittir Tonguç'cum. 10 eşittir. 2 kilogram M kütlesi çarpı A diyorum. A eşittir 5 metre bölü saniye kare. Bu zaten basit bir soruydu. Bunu hesaplamış olduk. Ama LM arasındaki cismin ivmesini sorarsa bize hemen şöyle yapmamız gerekiyor. Tamam eyvallah. Buraya kadar geldik. Şimdi buraya kadar geldikten sonra sürtünme kuvvetini bir hesaplayalım bakalım. Sürtünme kuvveti eşittir. Bu cismin ağırlığı 20 Newton'dur. Yukarı doğru tepki kuvveti de 20 Newton'dur. O zaman sürtünme kuvveti eşittir. Sürtünme katsayısı 0,25 çarpı yerin tepkisi yani 20 Newton'dur. O zaman bu ikisinin çarpımı da 5 Newton'dur diyoruz. Sürtünme kuvvetini bulduk mu? Bulduk. Ama cismin ivmesini sormuş bize. Cismin ivmesini hesaplamak istiyorsak ne yapacağız? F net eşittir M çarpı A yapacağız. Şimdi F net dediğimiz şey burada nedir? Buraya geldiği zaman ya bu adamın bir sürtünme kuvveti var. Ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru 5 Newton. Bu adamın şuradan bir iten bir kuvveti var. Şuradan bir iten 10 Newton kuvveti var. O zaman F net dediğimiz şey 10 eksi 5 eşittir. Buradaki eksi buradaki eşittir. Kütlesi 2 kilogram çarpı A'dır diyorum. 5 eşittir 2 A'dan Tonguç'um. A eşittir 2,5 metre bölü saniye kare diyorum. Cevabımız da 2,5 bulmuş olduk. Evet, KL arası sürtünmesi LM arasındaki sürtünme katsayısı KLM de şey demiş. Daha doğrusu KLM derken şöyle bir KLM eşittir 0,25 demiş. KL arasındaki net kuvvetin yaptığı iş. Bak işe geldik artık. İş konusunda bilmemiz gereken formül neydi? W eşittir F çarpı delta X'ti.
Adam bize sordu. Kale arasında net kuvvetin yaptığı iş demiş. Burası sürtünmesiz olduğu için net kuvvet zaten bunun üzerindeki 10 Newton'dur. Başka hiçbir kuvvet yoktur. O zaman iş eşittir. Net kuvvet 10 çarpı yer değiştirme 10'dur. 10 çarpı 10'dan 100 ama birimi nedir? Joule'dur diyebiliriz. Net kuvvetin yaptığı işe A şıkkını bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi B şıkkındayım. LM arasındaki net kuvvetin yaptığı iş nedir? Şimdi adam buraya geldiği anda bu adamın buradan bir 10 Newton'u var ama ağırlığından dolayı sürtünme kuvveti de ortaya çıkacak. Çünkü burada bir sürtünme katsayısı varmış. Sürtünme kuvvetini hesaplarsak şöyle hesaplıyoruz. Sürtünme kuvveti eşittir. K çarpı N ile hesaplıyoruz. K burada kaçmış? 0.25'miş. N dediğimiz şeyse bunun ağırlığı 20 Newton olduğu için yukarı doğru tepkisi de 20 Newton'dur. Çarpı 20'den 5 Newton'la sürtünme kuvveti vardır diyebiliriz. Şimdi o zaman net kuvvetin yaptığı işi bulabilmek için yine iş eşittir. İş eşittir. F net çarpı delta x yapmamız gerekiyor. Şimdi F net dediğimiz şey burada nedir Allah aşkına? Şimdi ben bunu 10 Newton'la çekiyorum ama bir de 5 Newton sürtünme kuvvetim var. Yani 10 eksi 5'tir. Çarpı yer değiştirmem ne kadar Tonguç Evren benim LM arasında? 20 metre çarpı 20'den 5 kere 20 çat 100 jüldür diyebiliriz. Bu da aslında 100 jül çıktı. Geldik C şıkkına Tonguç'um. C şıkkında ise cismin L'deki hızını sormuş. Ha, şimdi cismin L'deki hızını bulabilmek için şöyle düşüneceğiz. Ya benim yaptığım iş yani şu iş neydi? Delta E'ye dönüşüyordu. Yani enerji dönüşümü dönüşüyordu. Dolayısıyla benim yaptığım iş nedir? 100 jüldür. Hesaplamıştık. Eşittir. Neye dönüşecek? Delta E. Yani son enerji eksi ilk enerjiye dönüşecek. Peki burada adam duruyordu. Burada tabii bunu söylememiz gerekiyor. V eşittir 0 diyelim ilk başta. Duruyordu. O zaman delta E dediğimiz şey aslında bunun hızı artacak değil mi? E son eksi E ilkti. Şimdi E ilk enerjisi yoktu. Duruyordu adam zaten. Bu 0. O zaman E son dediğimiz enerji de hızlanacağı için 1 bölü 2 çarpı M çarpı V kare. Yani kinetik enerjinin formülü olacak. Sonrasında Tonguç Evren benim. Bu 1 bölü 2 yerine koyalım. Kilogram 2 idi. O zaman şu aslında 2'dir. 2 ile 2 birbirini sadeleştirdi. O zaman V kare eşittir 100'den. V eşittir 10 metre bölü saniyedir diyebiliriz. O zaman buradaki hızının 10 metre bölü saniye olduğunu bulduk. Cismin M'deki hızını sorarsa bize eğer işte işler birazcık pazara mı gider? Hayır gitmez. Burada sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvvetini 5 Newton hesaplamıştık. Şimdi bizim yaptığımız şey yine aynı şekilde W yaptığımız iş eşittir Tonguç evladım benim. Delta E. Delta E dediğimiz şey de E son eksi E ilk ile hesaplanır. Şimdi E son burada. Buradaki enerjisi. Buradaki enerjisinde bir tabii ne var? Kinetik enerji var. Tamam eyvallah. Onda problem yok. Peki. Buradaki enerjisinde ilk başta hangi işler yapılıyor? Bir kere bu 10 Newton'luk cisim, 10 Newton'luk kuvvet kaç metre bunu götürüyor? 30 metre götürüyor. Bu yapılan pozitif bir iş. Çünkü hızlandırıyor bunu. Ama bir de Tonguç Evren benim bir de azaltan, yavaşlatan var. Eksi diyoruz, o da sürtünme kuvveti. Eksi 5 Newton'luk bir kuvvet. Sürtünme kuvvetini hesaplamıştık. 5 Newton'luk kuvvet. Kaç metre götürüyor bunu? Sadece 20 metre götürüyor. Çünkü sürtünme kuvveti sadece burada geçerli. 20 metre götürüyor. O zaman diyorum ki 300 eksi 100'den 200 eşittir. E son. Eksi eğik. E son ne ki burada? Buradaki hızı. Eğik ne ki burada? İşte şeydeki hızı. Buradaki hızı. O zaman ilk baştaki enerjisi sıfır zaten duruyordu. Sondaki enerjisi nedir? 1 bölü 2 çarpı M çarpı V kare. Yani kinetik enerjidir. M'yi biliyoruz zaten 2'ymiş. Kütlesi 2'ymiş. Çat bununla bu sadeleşti. Bunlar birbirine toplanınca 300 eksi 100 200 eder. 200 çat burası eksi olacak özür dilerim. Ha, eşittir olacak özür dilerim. Evet 200 eşittir. Bunlar birbirini götürdü. V kare demiş. V eşittir o zaman 10 kök 2'dir Tunguç evladım benim. O zaman M'deki hızı da 10 kök 2 metre bölü saniyedir şeklinde çılgın bir soru çözdük seninle. Geldik bir tane daha. Çılgın sorular. Potansiyel enerji karşılaştırmasına. Potansiyel enerji ve hatta kinetik enerjinin çarpma hızı da var burada. Şimdi Tonguç'um kahvelerin potansiyel enerji oranı nedir demiş. O potansiyel enerjinin aklına ne geliyor adam? Hocam benim bir potansiyel enerjim var ama gerçekte yok. Yani herkes bana baktığında potansiyel olarak bir zekam olduğunu düşünüyor. Bu kadar mal olamayacağımı düşünüyor. Ama ne diyorsun evladım? Allah Allah. Terbiyesiz kelimeler kullanma. Şimdi Tonguç'um
potansiyel enerji dediğimiz şey aslında yükseklikten kaynaklanan enerji. Mesela bu cismin bir yerden yüksekliği var. Ne kadar yerden yüksekliği varmış? Şuradan itibaren 15 artı 5, 20 metrelik bir yüksekliği var. Ama şu cismin ise yerden ne kadar? 5 metrelik yüksekliği var. O zaman K'nın potansiyel enerjisi, EK'yi hesaplarken potansiyel enerjiyi hesaplarken Müge-Han formülümüz vardı. Unutmayalım Tonguç'um. Dolayısıyla M, yani K'nın M'si MK çarpı G çarpı yerden yüksekliği 20'dir. Peki EL'yi hesaplarken ne yapmalıyım ben? Yine aynı şekilde L'nin M'si çarpı G çarpı yerden yüksekliği 5'dir. Tonguç unutma bak, dikkat et. Buradaki ip kelimesini T demiş. Buradaki ip kelimesine 4T demiş. Demek ki bu cisim daha ağır buna göre. Çünkü burada daha fazla ip kelimesi olmuş. Buradaki ip kelimesi 4T ise Tonguç evladım benim, bu adamın o zaman ağırlığı daha fazladır. Yani bunun ağırlığı 4 tane M ise bunun ağırlığı 1 tane M'dir. Dolayısıyla diyorum ki EK dediğimiz şey bölü EL dediğimiz şeyi yazarken diyorum ki 4M, pardon, K dediğimiz şey M'de, özür dilerim. M çarpı G çarpı 20. Diğerini yazarken 4M çarpı G çarpı 5 diyeceğim. Şimdi bunlar sadece işte 20 kere 1 20 bölü 4 kere 5 20, o da eşittir 1'dir diyebiliriz. Geldik bu zımbırtıya. İpler koparsa K ve L'nin yere çarpma hızları oranı ne demiş? Burada enerji dönüşümünü kullanmamız gerekiyor. Bir kere ipler koparsa bu adamın yere çarpma hızları oranını şöyle bulacağız. Ya diyorum ki bunun bir enerjisi var ilk başta. Ne enerjisi var? Potansiyel enerjisi var. Bu potansiyel enerjiyi nasıl hesapladık demin? M çarpı G çarpı 20 ile hesapladık. Çünkü yüksekliği 20 idi. Bu neye dönüşüyor Tonguç evladım? Kinetik enerjiye dönüşüyor aşağı deyince. Nasıl hesaplanır kinetik enerji? 1 bölü 2 çarpı M çarpı VK'nın karesi diyelim. Ve bu işin içinden sıyrılmaya çalışalım. Diğerinde de aynı mantık var ama öncesinde bunu yapalım. Şimdi şunlar birbirini götürdü. Zaten bu G dediğim bir şey zaten 10'dur. Burası aslında 200'dür. 200 eşittir. Hatta şu 1 bölü 2'de karşılatırsan 400 eder. 400 eşittir V'nin karesi eder. Ve K tabii ki bu da. VK eşittir 20'de çıkar diyoruz. Bunu bulduk. Şimdi aynı şeyi diğer için yapalım. Ya M çarpı G çarpı, ama burası 4M. Neden? Çünkü bunun kütlesi 4M. G çarpı yüksekliği 5 eşittir 1 bölü 2 çarpı 4M çarpı ve L'nin karesi diyorum. Tamam, eyvallah. M'ler birbirini götürür zaten. Hatta 4'ler birbirini götürdü. Tamam, eyvallah. Sonrası diyorum ki bu G 10'dur. O zaman 50 eşittir 1 bölü 2 çarpı VL'nin karesi diyorum. Bunun dışı karşılatma 100 eşittir VL'nin karesi diyorum. VL eşittir 10 çıkar. Hop, bunu da bulduk. Şimdi yapmamız gereken şey VK bölü VL. Yani 20 bölü 10'dan 2 çıkar Tonguç. Evladım bravo diyorum sana. Oh, gerçekten be. Mükemmel anlıyorsun. Bir de güç sorusu yapalım seninle. Vinç motorları 2 gram kütlelik yükü T sürede H yüksekliğine sabit hızla çıkarıyor demiş. Buna göre aşağıdaki tabloyu doluyoruz demiş. Şimdi Tonguç'um, bir tane yük var. Burada bir H yüksekliği var. Bu yük buradan alıp buraya koyulacak. Şimdi bunu koyarken T süre geçiyormuş. Sabit hızı çıkartıyormuş. Buna göre tabloyu doluyoruz demiş. G de 10 demiş. Şimdi adamın bizim formülümüz neydi? P eşittir W bölü T idi. Şimdi benim W dediğim şey yaptığım iştir. Bu bir cismi kaldırabilmek için yaptığım iş, 2 kilogram cismi, mesela bu 2 kilogram diyelim. Bunu ben kaldırabilmek için uygulamam gereken kuvvet 20 Newton'dur. Yani bunun ağırlığı kadar. Ağırlığı kadar kuvvet uygularsam kaldırabilirim. Peki. Ağırlığı kadar kuvvet uyguladım ve ne kadar gittim? H kadar yüksekliğe çıktım. Tamam, eyvallah. Bir adam bize diyor ki gücü soruyor. Güç nasıl hesaplanırdı? İş bölü zamanlı. İş dediğimiz şey neydi? F çarpı delta x bölü t idi. Değil mi? Güç dediğimiz şeyi hesaplarken. F çarpı delta x işte. Şimdi o zaman gücü bulabilmek için kuvvetle, yani ağırlığıyla yer değiştirmeyi, yani şu kadar mesafe, yani h'yi çarparım. O zaman hemen yapalım. Bunun gücünü hesaplamak için p eşittir diyorum. Kuvvet 2 gram kaldırmak için 20 Newton. Çarpı yer değiştirme 2 bölü. Ne kadar zamanda yapmış Tonguç evladım benim? Bunu T sürede yapmış. 10 saniye o zaman. Çat, buradan cevabımız kaç çıkar? 4 watt çıkar Tonguç evladım benim. Geldik bu zımbırtıya. Bu zımbırtıyı hesaplamak için gücü biliyoruz artık. 10 eşittir
Kuvveti biliyor muyuz Tonguç? 2 kilogram 20 Newton çarpı. Yer değiştirme biliyor muyuz? Bilmiyoruz. H diyelim ona. Bölü. Zamanı biliyor muyuz? 5. 5 değil mi Tonguç'um? Dolayısıyla cevabımız 50 eşittir 20 çarpı H'den. H eşittir 2,5 metre çıkıyor. Geldik bu zımbırtıya. 50 eşittir. Kuvvetimiz ne kadar? 2 kilogram kalmak için 20 çarpı. Şu formülü uyguluyorum. P eşittir bu formülü uyguluyorum. Yer değiştirmemiz ne kadar? 10 metre yer değiştirmiş. Bölü zamanımız ne kadar bilmiyoruz. Onu bölmek için bu kaçtır? 200. 200'ü kaça bölersen 50 çıkar? 4 saniye diyoruz ve sorumuzu gerçekten mükemmel bir şekilde çözmüş oluyoruz. Unutma Tonguç'um. Yapılan iş aslında bizim potansiyel enerji değişimimize de eşittir diyoruz. Evet, geldik yukarıdaki ifadeleri değerlendirerek parantez içindeki boşluğa doğruysa doğru de işte bilmem ne. Nükleer enerji yenilenebilir enerji kaynağıdır. Yanlış. Nükleer yenilenemezdir. Yenilenebilirler neler? Güneş, rüzgar, ondan sonra dalga enerjisi, jeotermal enerji falan filan. Dalga enerjisinin enerji maliyeti yüksektir demiş. Bu doğru. Dalga enerjisi denizin içine sistemler kurmayı gerektiriyor. Denizindeki sistemler de genellikle kırılıyor, bükülüyor bilmem ne. Çünkü deniz çok kuvvetli. Rüzgar enerjisi kullanımı sırasında sera gazları oluşur. Yanlış. Rüzgar enerjisi kullanımı sırasında asla ve asla sera gazı oluşmaz. Çünkü tamamen rüzgardan gelen tertemiz enerjiyi biz elektrik üretmekten kullanıyoruz. Onu evimizde yakıyoruz. Güneş enerjisi tesisleri gündüz ve gece enerji üretebilir demiş. Ha, yanlış patlatmış burada soruyu da. Çünkü böyle bir şey olamaz. Güneş enerjisi nasıl akşamleyin çalışacak? Güneş yok ki orada. Bir tane de Kazıkul Aziz soruyla artık dersimizi noktalıyoruz. Soruya dikkat. Soruya dikkat gerçekten. Sistem sürtünmesizdir. Tamam, eyvallah. Cismin L'deki hızı ne demiş? Bir kere bu cisim buradan bırakıldığı anda, tabi burada ilk hızı da var enteresan bir şekilde. Buraya geldiğinde anda daha da hızlanacak değil mi Tonguç'um? Peki bu adamın genel formülünü yazmanı istiyorum. Şimdi sürtünmesizse bu adam, üzerinde de bir iş yapılmadıysa bu adamın, çok basit bir formülü var. Hani normalde W eşittir delta E demiştik ya. Delta E neydi? Delta E neydi? E son eksi E ilkti değil mi Tonguç evladım? Evet hocam. Şimdi W dediğimiz şey, burada herhangi bir kuvvet yok. Sürtünme de yok. Buradaki şey W sıfırdır. O zaman E son. Bak bunu karşıya atarsam eksi eğik artı eğik diye geçer. E ilki eşittir. Yani ilk enerji son enerji eşittir. Bu kadar basit bir formül var. Şimdi bunun ilk enerjisini hesaplamaya çalışacağım. Bunun burada bir kere bir kinetik enerjisi var. Çünkü neden? Hızdan dolayı. Bir de burada yükseklikten dolayı bir nesi var Tonguç'un? Potansiyel enerji var. Dolayısıyla bu adamın bir toplam enerjisi, yani ilk enerjisini hesaplamak istersem, bir potansiyel enerji var artı bir de kinetik enerji var değil mi Tonguç'um? Potansiyel enerjiyi hesaplayalım. Neydi formülümüz? Mügehan'dı değil mi? Artı Mügehan, kinetik enerjiyi hesaplayalım. Şey, kötü insanların korkuları yazsın. Ne diyorsun? 1/2 mv kare diyoruz. Şimdi m dediğimiz şey nedir Tonguç'um? Kütlesi 4. 4 çarpı. G dediğimiz şey zaten bunu ne yazalım hemen? G 10 diye yazalım. Not 10. Çarpı yüksekliğine kadar 15. Artı diyorum 1/2 çarpı kütlesi neydi? 4. Çarpı hızı neydi? 5. 5'in karesi. Hemen hesaplayalım bunları. 4600 artı çat çut 2 sadeleşti. 5 kere 2, 5'in karesi 25 çarpı 2 50. O zaman 650 joule çıktı Tonguç evladım benim. 150 de tamam süper, her şey yolunda. Şimdi adamın 650 joule var. Şimdi son enerjisine eşit olmak zorunda. Son enerji yayı en fazla kaç santimetre sıkıştırabiliyor ya. Adam gelecek ama ilk başta L'deki hızını soruyor. Adam buraya geldiği zaman ilk burası diyelim, son da burası diyelim. O zaman son enerjisiyle eşit olmak zorunda. Son enerjisinde ne olacak artık? Potansiyel enerji yok olacak. Burada çünkü sadece kinetik enerjisi olmak zorunda. Burada hem kinetik hem de potansiyel vardı. Şimdi artık burası sadece kinetik olacak L'de. O zaman L'de kinetik olacaksa E son eşittir 1/2 çarpı MV kare olmak zorunda. X enerji, son enerji eşit değil mi? O zaman hemen yazıyorum. 650 eşittir 1/2 çarpı 4, kütlesi 4'tü çünkü, çarpı V'nin karesi diyorum. VL'nin karesi diyorum, hatta L'deki hızı. Çat bunları sadeleşti 2 diyorum. 650 eşittir 2VL kare diyorum Tonguç evladım benim. İşlem hatası yapmış olabilir miyiz? Yapmış olabiliriz. Hemen bir işlem hatasını kontrol edeyim. Burası 25 çarpı 2 50, tamam eyvallah. 650. Evet, VL'nin karesi. Ha, doğru gidiyoruz. Tamam, bunlar sadeleşti. Çat bunlar sadeleşince karşımıza ne çıkıyor Tonguç evladım benim? Çat. Bir saniye hemen
şunları da şunun üzerinde yapayım Tonguç Evren benim 25 150 falan filan. Evet, bir garip sonuç. Evet, buradan sonuçta 325 eşittir VL'nin karesi çıkıyor. O zaman VL dediğimiz şey karekök 325 çıktı. Tamam, burayı bulduk. Sonra demiş ki L'deki hızını bulduk, tamam eyvallah. Cismin yayı en fazla kaç? Şimdi burada aynı şey yapıyoruz. Burası ilk, bu sefer burası son diyeceğiz. Sondaki enerjisi bu sefer ne olacak? Bu sefer farklı bir renkle göstereyim. Sondaki enerjisi, bak L'de bu olmuştu. L noktasında sondaki enerjisi bu olmuştu. Ama sondaki enerji bu yayı sıkıştırdığı zaman 1 bölü 2 K X kare olmak zorunda. İşte burada da şeydeki son noktadaki yaydaki enerjisi bu olmak zorunda. Hemen bunu da çözmeye çalışalım. İlk enerjisi 650 idi. 650 eşittir 1 bölü 2 çarpı K'mız kaçmış? 100'müş. Çarpı X kare diyorum. Çat bununla bu sadece işte 50 kaldı. 50 ile 650 çarptı 13. X kare eşittir 13'tür Tonguç evladım benim. X eşittir karekök 13 metredir diyorum. Ve mükemmel bir şekilde bu soruyu halletmiş oluyorum. Burayı anladık mı Tonguç evladım benim? Anladım hocam. Süper zekisin gerçekten de. 150, evet. 600, 650. Burada işlem hatası var mı diye bakıyorum şimdi. 650 süper. Her şey yolunda gidiyor. Ve evet, aynı şekilde karekök 13 metre çıkıyor diyoruz. O zaman Tonguç mükemmel bir şekilde ben nasıl bütün konuları tekrar ettik. Şimdi sıfırdan 9'da fizik kitabımızdan hangi şeyleri tekrar etmen gerektiğini sana söylüyorum. Bir kere hareket konusunda böyle çok detaylı dan ziyade kuvvete birazcık ağırlık versen iyi olur. Hareket çeşitleri var sayfa 70'te. Dönme, öteleme, titreşim. Ondan sonra hareket kavramı, alınan yol, yer değiştirme ve benzeri var. Ardından Tonguç'um hareket, sürat ve hız kavramı var. Ondan sonra çembersel hareketler var. Bu da önemli bir başlık. Zor sorular da çıkabilir. Konum zaman ve hız zaman grafiğinin birbirine çevrimleri var. Ortalama hız kavramının nasıl hesaplandığı var. Toplam yol bölü toplam zaman. Hareket halindeki hareket grafiklerine yorum yapabilme var Tonguç'um. Aynı zamanda ivme kavramı var. Buradaki sorulara çok önemli. Buradaki soruları çözersen mükemmel olur Tonguç'um. İvme kavramında da kısa yolları da burada gösterdik. Bunları da atlama diyorum. İvmeli harekette Tonguç Evren Bey'in bu fen lisesi tabii birazcık kısmı. Fen lisesinde birazcık daha detaylı gösteriyoruz. Fen lisesi soruları da burada karşımıza çıkıyor. İvmeli harekette hem şeyler de var. Grafikler de var diyebiliriz. Anlık sürat ve anlık hız var Tonguç'um. Bundan çok fazla soru gelmeyebilir ama yine de nasıl olur bilsen. Referans noktasına göre hareket dediğimiz hareketin göreceli olması kavramı ve buradaki test geçimizi yapabilirsin. Bunun yanında kuvvet kavramı, işte burası çok önemli. Temas gerektiren, temas gerektirmeyen, tamam eyvallah da. Önemli olan burada aslında buradaki dört temel kuvveti bilsen iyi olur. Güçlü nükleer, zayıf nükleer, elektromanyetik kuvvet, kütle çekim kuvveti. Bunlar önemli. Kütle çekim kuvvetin formülü çıkmaz ama yine de bu temel dört temel kuvveti lütfen bilelim. Aynı zamanda kuvvet dengesinde birleşke ve dengeleyici kuvvet kavramlarını bilmemiz gerekiyor. Ve sınavda Newton'un hareket yasası %1000 trilyon çıkacak. İşte temel yasa, eylemsizlik prensibi ve etki tepki kanunu. Tabii ki temel yasa her zaman sınavda çıkacak şeydir diyoruz. Peki dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetin etkisinde olan cisimlerdeki durumlarla ilgili burada çok güzel örneklerimiz var. Bunları lütfen bak. Aynı zamanda kuvvet, ivme ve kütle arasındaki ilişkiyi bilmemiz gerekiyor. O da nedir? Newton'un temel yasası. F eşittir ma sınavda 100 bin trilyon çıkacak. Etki tepki kuvveti ve aynı zamanda sürtünme kuvvetine geliyoruz. Sürtünme kuvvetinde tabii bir hesaplamalı olanlar var. Bir de genel olarak sürtünme kuvvetinde kinetik, statik bölmelerin nasıl ayrıldığını, işte kinetik hareket ederken sürtünme kuvvetinin uygulaması, statikte durarken sürtünme kuvvetinin durdurucu bir kuvvet uygulaması, bunları bilmemiz gerekir diyoruz. Ve aynı zamanda Tonguç'um bunların hepsi bitirdikten sonra enerji ünitesinde iş ve enerji konusunu bilmemiz gerekiyor. İşin ne zaman iş olduğu, ne zaman iş olmadığı, işin aslında yer değiştirmeyle bağlantılı olduğunu, eğer bunlar birbirle aynı doğrultuda değilse iş olmadığını bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda iş, enerji ve güç kavramında tabii şunu bilelim. Güç kavramının P eşittir W bölü T ile hesaplandığını, yani iş bölü zamanla hesaplandığını bilelim ve biriminin watt olduğunu da unutmayalım Tonguç'um. Sınavda bunlar %100 çıkar. Mekanik enerjide kinetik ve potansiyel enerji vardı. Potansiyel enerji iki çeşitli, çekim potansiyel ve esneklik potansiyel. Kinetik enerji ise
tek çeşit yani hareketten dolayı kaynaklanan diyoruz. Ve aynı zamanda 1 bölü 2 mv kare kinetik enerjinin formülü. MGH şeyin formülü, potansiyel enerjinin formülü. 1 bölü 2 kx kare ise potansiyelin ama esnek dik potansiyelinin formülü diyoruz. Ve bunların temel olarak gösterimleri bu şekilde. Şimdi bunları bilirsek bir de enerji korunumu var tabii. Enerji korunumu ise tabii birazcık fen lisesi konusu. Ama enerjinin dönüşümleri işte yayın sıkıştırılması ve benzeri bunlar da zor sınavlarda çıkabilir Tonguç'cum. Tabii bununla alakalı biz sana bir yazılı da hazırladık TAK kitabımızda. TAK kitabımızda bununla alakalı bir yazılımız da var. Bu yazılıyı mutlaka çöz. Hatta sana şimdi sayfasını söyleyeceğim. Burada ALFL tekrarları falan filan da var ama yazılının sayfası sayfa 130. TAK kitabımızın içinde sayfa 130'u açarsan Tonguç'um 130 ve 130 bile süper bir yazılı hazırladık sana. Bunları da yaparsan gerçekten yazılıya çok yazılanmış olacaksın. Tabi burada ALFL tekrarlarını yaparsan Anadolu Lisesi de Fen Lisesi olsan buradan çok işine yarayacak. Ve 4. ünitede de bir yazılı kısmından el atabilirsin. 4. ünitenin sonunda Tonguç'cum aslında bir yazılı kısmı da hazırladık senin için enerjinin sonunda. Sayfa 173 ve 174'te bu enerji konularındaki TAK yazılıyı da çözersen çünkü iki tane üniteden çıkacak. İkisinin de TAK yazılısını çözmende yararı var. ALFL testlerini çözebilirsin. ÖSYM tarzı testleri bırakabilirsin şimdilik. Ama tabii buradaki referans soruları bakarak da sınavda çıkacak şeylere örnek verebilirsin. Buradaki klasik sorularımız zaten hani TAK'taki iki test, bir açık uçlu bir tane de klasik soru aslında tam bu yazılıda çıkacak tarzda soruları içeriyor. Tabii yazılınızın zorluk derecesini öğretmenleriniz belirleyecek ama Fen Lisesi'ndeki sorularımız gerçekten de birazcık daha kaliteli ve kazık diyebiliriz. O zaman inşallah sınavında da çok güzel bir not alacaksın diyorum. Ödülü sorumuzu yaptın Tonguç'cum. Yorumları yolla. Hadi bakalım Hülya'm. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam.